Evet arkadaşlar, bu videomuzda da yine deneysel modellerden, gerçek deneme modellerinden bahsetmek istiyoruz. Bunlar da 3 tane: ön test, son test, kontrol gruplu model, son test, kontrol gruplu model, Solomon 4 gruplu model diyor. Şimdi arkadaşlar buyurun bunu beraber açalım. İşte bizim aradığımız, yani gerçek deneme modellerinde, yani bu elde ettiğiniz bulguların gerçekliliği biraz daha hakikaten inandırıcı oluyor. Şimdi deney öncesi ön test son test ölçümler var ve rastgele seçilmiş deney kontrol grubu var. Yine ön test son test, bakın, gruplar var. Rastgele seçilmişler var. Ön test var, bir de son test var. Yani bağımlı bağımsız değişken de var burada. Bakın, bilimsel araştırma yöntemleri alan A ve B sınıfını düşünelim. Bilgisayar destekli dersin başarıya etkisini karşılaştıralım. Öncelikle uygulamadan önce her iki gruba ön test yapalım. Yansız olarak bir grup deney grup ve grup kontrol grubu olsun. Öncelikle deney grubuna bilgisayar destekli ders, diğer gruba düz anlatım ile ders anlatılsın. Ardından son test yapalım. Eğer ki başlangıçta ön test sonucunda gruplara arası fark varsa belli istatistik işlemler yapıldıktan sonra son testler karşılaştırılır diyor. Şimdi bakıldığında arkadaşlar iki grup var. İki grup arasındaki eşitlik söz konusu olması lazım. Eşit değilse ona göre istatistiki işlemler yapılması lazım. Rastgele seçilmiş gruplar var. Yine ön test var, yine son test var arkadaşlar. Bu da ön test son test gruplu modelde. Evet, geliyorum gerçek deneme modellerinden son test kontrol gruplu model. Bakın, bunun da özelliği şu: rastgele seçilmiş iki tane modeliniz var. Ön test yok, ön test yok ama iki grup var. Ama rastgele seçilmiş bunlar. Yani bakıldığında eşitli olma durumları söz konusu var. Unutmayın, yani seçme önemli ve son testimiz burada da var arkadaşlar. Burada. Evet, devam ettiğimizde yine Solomon 4 gruplu test. Yine arkadaşlar burada da ön test, son test, kontrol gruplu modelde tek gruplu son testin birleşiminden oluşuyor. Şimdi ilginç bir şey, rastgele. Evet, rastgele seçilmiş gene var. Demek ki gerçek deneme modellerinin, deneme modelleri yapan, şöyle diyelim, bunların rastgele seçilmiş örneklerden olması, gruplardan oluşması. Evet, bunun gene bir özelliği, bakınız, 4 grup var Solomon'da. Yani ne diyor? İkisi kontrol, ikisi deney. Evet, deney ve şöyle deney kontrol grupları, birer tanesine ön test uygulanırken tüm gruplarda son test uygulanır. Bakın, 4 tane grubunuz var. 2 tane ölçme yapılmış. Bakın, yani ne yapılmış? Ön testini 2 tane yapmışız. İkisine ön test. Birinde deney grubu kullanmışız. Evet, birinde kontrol grubu kullanmışız ön test yaptıklarımıza. Diğerinde de aynı. Bakınız, yani ve son test tamamına yapıyoruz. Bu da böyle bir tasarım arkadaşlar diyebiliriz. Peki gelelim makale örneğine. Örnek diyor: İşbirlikli öğrenme yöntemi birleştirme bir tekniğinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısına etkisi. İşbirlikli öğrenme tekniklerinden biri olan birleştirme bir tekniğinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarıya etkisini araştırıldığı bir grup çalışmada deneysel desenlerden ön test, son test, kontrol gruplu desen kullanılmış. Evet, veri toplama aracı uzaktaki arkadaşlarım ünitesini kapsayan bir başarı testi geliştirilmiş ve hem ön test hem de son test olarak uygulanmıştır diyor. Ve burayı da, evet, demek ki biraz daha açalım. İlgili ünite deney grubundaki öğrencileri araştırmacılar tarafından işbirlikli öğrenme yöntemiyle, kontrol grubunda ise sınıf öğretmenleri tarafından geleneksel yöntemle verilmiştir diyor arkadaşlar. Evet, demek ki deney kontrol grubu var, ön test ve son test var. O zaman bunun ismine baktığımızda deneysel desenlerden ön test, son test, kontrol gruplu desen olarak açıklayabiliriz. Şimdi örnek 2'ye bakalım. Araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Bu çalışmada araştırmaya dayalı sınıf dışı laboratuvar etkinliklerinin ilk öğretim öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deneme modellerinden ön test, son test, kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Bakın, deneme modellerinden, yani deney modellerinden ön test, son test, evet, bakıldığında deneme öncesi bir model var bu da. Bakıldığında arkadaşlar demek ki yani ön test, son test var ve muhtemelen tek gruplu, evet,
Yani bakıldığında, pardon arkadaşlar, özür diliyorum. Evet, ön test, son test, kontrol gruplu deney. Yine deney grubu kullanılmış ve gerçek deney grubu, çünkü ne var? Deney grubu var ve kontrol grubu var burada da. Deneysel modeller, yani deneysel modellerden kullanılmış bu da. Şimdi geliyorum yarı deneme modeller. Gene bunun da benzer yarı deneme. Gerçek deneme modellerinin gerektirdiği kontrollerin sağlanmadığı, yeterli olmadığı durumlarda kullanılıyor. Yine dediğimiz gibi bu da aynı. Yani gerçek deneme modellerinden bir tarafı eksik oluyor. Birincisi zaman dizisi modeli. Bakınız gelişi güzel seçilmiş. Yine gelişi güzel, rastgelelik yok. Tek grupta bağımlı değişken işlemden önce ve sonra ölçülmüş modeldir. Yani bakın, bakıldığında modelde bir grubumuz var. Grup var ve tamamıyla gelişi güzel seçilmiş. Tam rastgelelik yok. Ve o 3 defa ön test yapılmış, 3 defa son test yapılmış gibi düşünün. Örneğin kuş gribi hastalığının ortaya çıkmasından sonra kırmızı et satışlarında farklılaştırma olmuştur. Sorusunu yanıtlamak için kuş gribi hastalığının ortaya çıktığı aydan geriye doğru 3 ay, ileriye doğru 3 aylık kırmızı et satışlarının saptanıp değişim olup olmadığı. Bakın böyle bir model bu da arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimizde diğer bir model, eşit zaman örneklemli model. Gelişi güzel seçilmiş tek grupta bir dizi ölçme yapılır. Burada aynı grup hem deney hem kontrol grubu. Evet, yani yine gelişi güzel seçilmiş bir grubumuz var. Ve biz 4-5 tane bir ölçüm yapıyoruz burada da arkadaşlar. Aynı gruba, evet, tek grupta bir dizi ölçüm yapılır. Yine dediğimiz gibi hem deney hem kontrol grubu olabiliyor. Şimdi bir sonrakine baktığımızda deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu model. Ön test, son test gruplu modele benzer, ancak bu modelde gruplar yansız olarak oluşturulmaz diyor. Bakıldığında yansız olarak bir söz konusuluk yok burada. Evet, bak, yani gelişi güzel seçilmiş. Evet, deneklerin birine benzer nitelikte olmasına özen gösterilebilir. Desende kontrol grubu olmayabilir diyor. Yine arkadaşlar böyle bir açıklamada var. Evet, bakıldığında yine ön test, son test ayrı örnek grup model. Şimdi bakıldığında şöyle demiş, deney öncesi ölçmenin bağımlı değişkenin etkileme olasılığı yüksek olan durumda tercih edilir. Rastgele atama ile gerçekleşen, biri ön test, diğeri de son test için kullanılan iki grup bulunur diyor. Yani bakıldığında deney öncesi ölçmenin bağımlı değişkeni etkileme olasılığı yüksek olan durumlarda tercih edilir diyor. Demek ki ön test, evet, ölçme iki defa yapılıyor. Evet, şöyle kullanılıyor arkadaşlar bu da. Yarı deneme modellerinde, evet, rastgele atamaya gerçekleştiren biri ön test, diğeri de son test için kullanılır. Yani gruplardan birine ön test yapıyorsunuz, diğerine son test yapıyorsunuz. Böyle ilginç bir durum var burada. Demek ki her iki grupta hem ön test hem de son test mevcut değil arkadaşlar. Evet, geliyorum yarı deneme rotasyon modeli. Bu da ilginç bir şey. Birden çok grup zaman ve deney değişkenlerinin eşit sıra zaman ve yansızlık ilkesine göre bir etkileşiminden oluşur. Rastgele atamı ile gerçekleştiren biri ön test, diğeri son test için kullanılan iki grup bulunur diyor. Her grup eşit sürelerde yansız sıra içerisinde bağımsız değişkenlerin etkisi altından bırakılır ve her x'ten sonra ölçme yapılır diyor. Bakınız kaç grup var? Kaç grup var? 4 grup var. Bakıldığında ve yansızlık ilkesi var yine ve birden fazla zaman ve ölçüm, yani birden fazla ölçüm söz konusu var. Yine fazla bir grup söz konusu var bunda da rotasyon modelinde arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimizde örneğe değerler eğitimi programlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkisi diyor. Şimdi okuduğunuzda bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocukları için geliştirilmiş olan değerler eğitimi programlarının çocukların sosyal beceri, psikososyal eğitim ve sosyal öğrenme çözme becerilerinin etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş arasında 66-33 deney grubu, 33 kontrol gruplu çocuk oluşturmaktadır. Deneme modellerinden yarı deneysel modelde planlanmıştır. Deney gruplarından çocuklara 11 hafta 33 oturum, her bir oturum 30 dakika süren değerler eğitim programı uygulanmıştır. Yani bakıldığında arkadaşlar, evet, zaman olarak 2'den fazla bir şey söz konusu arkadaşlar. Evet, bu da yarı deneysel model söz konusu burada da.
Evet, bakıldığında araştırma desenine yazdığımız kısımlardır bunlar.